İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Simon Mardirosyan rekor kırarak dünya şampiyonu oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenistan ve Ermeniler. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı. Azerbaycan'da her zaman olduğu gibi belgeler tahrip ediliyor. Soykırımdan kurtulanların çocukları anlatıyor. Misis Köprüsü yeniden canlanıyor. Dünyadaki doğum oranı azalıyor. Almanya'daki Mesropian Arkeoloji Müzesi 20 yaşında. Simon Mardirosyan rekor kırarak dünya şampiyonu oldu. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta devam etmekte olan dünya halter şampiyonasında 109 kiloda Ermeni halterci Simon Mardirosyan da mücadeleye katıldı. Haltercimiz koparmada 195 ve silkmede 240 kilo kaldırarak toplamda 240 kilo ile dünya şampiyonu oldu. Simon Yan silkmede ve toplamda iki rekor kırdı. Bu kiloda gümüş madalyayı toplamda 419 kilo ile Çin temsilcisi Yang Zhen, bronz madalyayı ise toplamda 403 kiloyla Polonyalı Arkadius Mihalski kazandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armena Gabrahamyan, Simon Mardirosyan'ı kutlayarak Batı Ermenistan yeni neslin başarılarıyla gurur duymaktadır dedi. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenistan ve Ermeniler Dünya 1. Dünya Savaşı'nın bitiminin 100. yıl dönümü savaşta yer alan ülkelerin liderlerinin katılımıyla Paris'te 11 Kasım'da resmi törenler gerçekleştirerek kutlayacak. Bu kanlı savaş dünyanın en kapsamlı savaşlarından biridir ve 1568 gün sürmüştür. 28 Temmuz 1914 tarihinden 11 Kasım 1918 tarihine dek süren savaşta 20 milyon insan hayatını kaybetti tam 100 yıl önce 11 Kasım'ın erken saatlerinde Paris yakınlarında bulunan Compiègne Ormanı'nda bir tarafta zafer kazanmış Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yer aldığı Antant ülkeleri, diğer tarafta yenilen Almanya arasında bir barış anlaşması imzalandı. Aynı günün saat 11'inde tüm savaş faaliyetleri sona erdi. Ermeni halkı da Birinci Dünya Savaşı'nda doğrudan katılmıştı ve tarihimizin bu önemli gerçeği Sovyet döneminde her zaman kilit altında tutuluyordu. Avrupa çapında yüz binlerce Ermeni savaşçı Fransa, İngiltere ve Rusya'nın aralarında bulunduğu Antant Koalisyonu içinde Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı Türklerinin üçlü ittifakına karşı savaştı. Aynı zamanda Güney Kafkasya'daki savaşın ilk günlerinden itibaren Ermeni halkı gönüllü olmamış, iki taraflı bir işgal savaşı olan Rus-Türk savaşına katılmaya zorlanmıştır. Ermenilerin savaşa katılımı büyük bir ulusal trajedi ve şanlı askeri zaferlere eşlik etti. Azerbaycan bir kez daha belgeleri tarif etmeye çalışıyor. Azerbaycan tarafının Nakhchivan'da yeni mevzilerin ele geçirildiği şeklindeki yorumlarını Savunma Bakanlığı'nın basın sekreteri Arzurun Ovanisyan, BelkinGate.com'da yer alan Azeri yorumuna Nüs Ayem'in ricası üzerine bir açıklamada bulundu. Arzurun Hovanisyan şöyle dedi ben benzeri açıklamaları reddediyorum. Ben benzer açıklamaları kendim ve makalenin yazarı Masis İngilizyan adına reddediyorum. Masis hiçbir zaman böyle bir şey dememiş ve yazmamıştır. Azerbaycan hiçbir milim toprağı kurtarmış değil. Evet Azeri tarafı açık bir şekilde tarafsız bölgenin kendi tarafında ileri gitmiştir. Ailesi soykırım görmüş olan Sahak Mutafyan kendi ailesinin hikayesini anlattı. Batı Ermenistan'ın Van şehrinin Şahı Ermen diye bilinen Cami Kebir Mahallesi muhtarı olan Büyük Deden Mofses Mutafyan ve Büyük Ninen Piruze Mutafyan'dır. Toplam 5 çocukları 1896 doğumlu Sanam, Lusine Hripsime, Hagop ve 1912 doğumlu Vanuş'tur. Van ilindeyken Büyük Deden Muhtar Mofses Eşi Piruze, kızları Lusine Hırpsime ve oğlu Hagop öldürülmüş, Sanam ile Vanuş sağ kalmışlardır. Sanam evliydi, eşi Garabet Mugdimyan'dı. Garabet de Van'da öldürüldü. Dul Sanam Mugdimyan ve kardeşi Vanuş birlikte Diyarbakır'a oradan Konya ilinin Akşehir ilçesine geldikleri ve orada idare kurul defterlerine kayıt edildiğinde isimleri, kökenleri, dinleri değiştirilmiş, asimile edilmiş, saniye ve durmuş isimleri verilmişti. Ve oradan da Isparta elinin Yalval ilçesine geldiklerinde orada Çaybaşı Medresesi'nde kaldıkları ve Vanuş ismini alan Durmuş'un burada evlatlık olarak verildiği, Sanam olan Saniye ise evlendirilerek İzmir'e gönderildiği, kardeşlerin birbirlerinden ayrıldığı bir acı tablonun çizgileri, ırgat ve hizmetçi olarak yaşar ne yaşamaz hale gelindiği bir dönem yaşanmıştır. Isparta ilinin Yalvaç ilçesinde toplam 7 çocuk bir kadın gelmişlerdir. Bu çocukların bildiğim kadarı ile Van Muradiyeli, diğeri gene Van köylerinde olduğu Isparta ilinin Yalbalık ilçesinin Yağcılar köyüne evlatlık verildiği, oradan Tırtar denen köyde bu çocukların medreseye bırakıldığı, birinin o medresede öldüğünü biliyorum. Ancak bilgilere göre Batman'dan nakledilen çocukların bazıları kabul edilmiş, ancak onların hangi koşullarda öldüğü hakkında bilgi mevcut değil. Büyük bir ihtimalle onlar isimlerini değiştirdiler. Çünkü onlar gerçek isimleriyle kayıt defterinde bulunmamaktadır. Tek başına garip hay ne yapsın? 1924 veya 1925 tescilli olan nüfus kayıtları özellikle incelenmesi gerektiğinin altını çizmekteyim. Kendi tarihlerinden, dillerinden, örf ve adetlerinden uzaklaştırılmışlardır. Tarih Misis'te canlanıyor. Lokman Hekim'in Misis Köprüsü üzerinden geçerken yaşamı sonsuz kılan iksiri Ceyhan Nehri'ne düşürmesi efsanesiyle Ölümsüzlük Şehri adını alan Misis Köprüsü çevresinde 6 yıldır devam eden kazılarla 7 bin yıllık geçmişi gün yüzüne çıkartılıyor. Kazı yapılan bölgede havadan görüntülendi. Adana'daki Misis Antik kentindeki kazılarda Osmanlı, Roma, Bizans, Selçuklu ve Kilikya dönemlerini kapsayan 7 bin yıllık geçmiş gün yüzüne çıkarılıyor. Yüreğir Belediye Başkanı Çelikcan, "Misis Antik Şehri hem Batı Ermenistan hem de Dünya Kültürel Mirası adına önemli bir kazanım olacak." dedi. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Misis'in 3000 yıllık geçmişi olduğunu düşündüklerini ama yapılan çalışmalarda 7000 yıllık geçmişe dayanan bir tarihi olduğunu gördüklerini belirterek önemli buluntular bulundu. Bunun üzerine çalışmalar devam ediyor. Osmanlı döneminde kervansaray olarak kullanılan ancak restorasyon çalışmalarına başladığımız zaman yapılan kazılar sonucu gördük ki burada Bizans dönemi, Selçuklu dönemi, Kilikya döneminden kalıntılar da bulundu. Burası bölgenin önemli bir seramik merkezi olarak işletiliyormuş dedi. İtalya Roma Ulusal Araştırma Konseyi'nden Profesör Doktor Anna Lucia Dagata da Misis'in doğuyla batı arasında bir buluşma noktası olarak karşımıza çıktığını ifade ederek, çünkü Kilikya Ovası'nın hem doğuya hem de batıya açılan kapısından misis buluşma noktası, bu açıdan önemi çok büyük. Buradaki çalışmalar binlerce yıl yerleşme ve kültürleşme hayatı olan bu şehir hakkında bize çok önemli bilgiler vermiştir şeklinde konuştu. Doğurganlık hızı dünya çapında düşüyor. Batı Ermenistan dahil birçok ülkede hız nüfus yenilenme düzeyinin altında. Bu ise dünya ülkelerinin yaklaşık yarısından mevcut nüfusu sürdürebilecek oranda çocuk doğum adına işaret. Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma dünyada toplam doğurganlık hızının 1950'den bu yana yarıya düştüğünü gösterdi. ABD merkezli tıp dergisi The Lancet'ta yayınlanan araştırma sonuçlarına göre 1950 yılında 4.7 olan bu oran 2017'de 2.4'e geriledi. Rapor bununla birlikte dünya nüfusunun 1950'den bu yana 3 kat arttığını, 2.6 milyardan 7.6 milyara çıktığını belirtti. Sonuçlar ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Araştırmaya göre ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde toplam doğurganlık hızı daha düşük. Birçok Avrupa ülkesi ABD, Güney Kore ve Avustralya bu ülkeler arasında Batı Ermenistan'da da toplam doğurganlık hızı yenilenme düzeyinin altında bulunuyor. Burada geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 4.2 çocukla Urfa'da görüldü. Bu ili 3.7 çocukla Şırnak, 3.6 çocukla Ağrı ve 3.3 çocukla Muş izledi. Araştırmayı BBC'ye değerlendiren Washington Üniversitesi Sağlık Değerleri ve Gelişimi Enstitüsü'nden Profesör Doktor Christopher Murray, "Eğer başka hiçbir şey olmazsa bu ülkelerdeki nüfus azalacak. Bu dikkat çekici bir değişim." dedi. 1894-1923 yılları arasında Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarında yerli otokton Ermeni halkının Üç Türk hükümetleri tarafından gerçekleştirilen soykırımda 2 milyon insanını kurban verdiğini ayrıca hatırlatırız. Armenian Mirror Spectator'ın belirttiğine göre bu yılın 18-19 Ekim'inde Almanya'nın Halle Wittenberg adlı Martin Luther Üniversitesi'nin Armenoloji bölümünün Mesropyan merkezi kendi 20. yılını kutladı. Halle Wittenberg adlı Martin Luther Üniversitesi Almanya'nın Armenoloji konusunda uzmanlaşmış tek merkezidir. Almanya'nın Bundestag'ı tarafından Ermenilere uygulanan soykırımın 2016'da tanınmasından sonra Alman halkının Ermeni dili, kültürü ve sanatına olan ilgisi arttı. Zaten Ermenilere uygulanan soykırım konusunda birkaç araştırmalar yapılmış ve olumlu eleştiriler almıştır. 18 Ekim'deki Armenoloji Merkezi'nin yıl dönümünden başka Ermenistan Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti arasında 1998 yılında imzalanan kültürel anlaşmasının 20. yılı ile ayrıca Yerevan Devlet Üniversitesi ile Martin Luther Üniversitesi'nin işbirliğinin 10. yılı da kutlanıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Zartong topluluğu tarafından izah edilen Suluk Savaşı şarkısı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.